anladın mı? Evet. Anladın demek. Şunu yap da görelim. Sorumuz geldi. 20 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Sence 0'dan 1 çıkar mı? Evet. Anladın demek. Şunu yap da görelim. Sorumuz geldi. 20 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Hadi bakalım. Sırayla düşün kafanda. 20 kaça bölünür? Bunları bu şekilde düşünerek bulabilirsin. 6. Aferin sana. Böyle devam edelim. Buraya kadar anlattıklarımı anladın mı? Hayır. Bir de şöyle anlatalım o zaman. Çıkar. Peki sonuç kaç olur? Eksi bir. Aferin. Birazdan seni şaşırtacak sorular soracağım. Hazır ol. Pozitif çarpan çifti. Soruyu okumadan daha önce. Sana bir pratik göstereyim. Dikkatlice dinle bakalım. Evet. Çözersin. Neden okumadan çözerim? Üst tapla ile alt tapla arasında bunlar da tek... Şimdi bu soruyu sen çöz bakalım. Evet, şimdi arkadaşım... Demek ki tek içleri aynı... Demek ki düzensiz ilerleyip sonsuza kadar giderse biz buna irrasyonel sayı deriz. Çok oynadık ya sistemden. Sayfayı yenileyim hocam. Ha, sayfayı yenile bence. O neredeydi? Küçücük lan dörtgen, bunu yaz. Bu dörtgenin alanı kaçmış? 10. Dörtgenin alanı nasıl bulmuş? Bana sormak ister misin? Evet. Bak arkadaşım, sana dikdörtgenin alanı nasıl bulunur ondan bahsedeyim. Tamam. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ondan sonra ha diyecek. Tamam. Hani vardır. Evet. Şimdi söyle bakalım. Pozitif çarpanla pozitif bölen aynı şey mi? Aynı. Vay be, helal olsun. Böyle dikkatli dinle. Sorumuz geldi. 20 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Hadi bakalım. Sırayla düşün kafanda. 20 kaça bölünür? Bunları bu şekilde düşünerek bulabilirsin. Başka yok. Bak işte biz kaç... Buraya kadar anlaşıldı mı? Hayır. Bana sistemi cansız bir videonun canlı hale getirilmiş şeklidir. Canlıdan daha canlıdır. Öğrenci dilediği saatte bu videoyu açarak öğretmeniyle etkileşimler üzerinden sınırsız ders yapabilmektedir. Video süresi 20-25 dakika olsa bile öğrencinin seviyesine göre bu süre 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika uzayabiliyor. Eğer öğrenci zayıfsa ona göre şekil alıyor. Öğrenci orta seviyesi ona göre şekil alıyor. Yani öğrenciye sorular sorabiliyor ve de öğrenciye doğru soru sordurtturuyor. Yani öğrencinin kendini rahat hissettiği ortamda öğretmenine soru sormasını sağlıyor. Bunu online olarak mı yapıyor? Hayır. Bunu bilgisayar üzerinde sesli etkileşimlerle yapıyor. İşte öğretmenine dilediği şeyi sormuş olacak. Öğretmeni de ona sormuş olacak. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Bunu öğretmen irdeliyor. Öğrencinin vereceği yanıtlara göre ona sorular yöneltiyor videonun başında. Yani bir videoyu düşünün, tek bir ana videoyu, ama bu ana videonun içerisinde de sınırsız, belki 500, belki 1000 tane parçacık videolar yüklü. Yani çok büyük bir emek var, çok büyük bir özveri var. Yani bu şu anda Türkiye'nin her ilinden istenilen saatte girilip izlenebilecek altyapımız mevcut. Sistem bu derece güçlü ve kuvvetli. Yani bunun öğrenciye çok büyük artı katkıları var. Birebir özel dersten hiçbir farkı yok. Üstelik artı avantajlar sağlıyor. Bu çalışma dünyada bir ilk. Bunun biz araştırmasını yaptık. Böyle bir çalışma asla olmamış. Bunu yapmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum.